Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim ben iyiyim sen nasılsın? Hocam ben de iyiyim. Bugün kritik bir video çok kritik bir video. Çünkü lise seçeceksiniz, hangi liseye gideceksiniz, bir sınava girdiniz, bu sınavla ilgili bir çok hazırlık yapıldı. Hocam bugün için çalıştık. Evet. Biz liseyi tercih edelim ve istediğimiz yere gidelim diye. Evet. Ama o istediğimiz yer neresi? Bir puan aldık ama neresi olmalı? Çünkü dört sene orada okuyacağız. Sonra o bizim hayatımızı etkileyecek, üniversite hayatımızı etkileyecek. Biz bugün hangi liseleri neye, nasıl, neye göre ve nasıl tercih edeceğiz? Onu mu konuşuyoruz hocam? Evet. Onu konuşalım. Çok önemli bir konu. Bu neye benziyor biliyor musun Recep? Eğer bir gömlek giydin üzerine. Giydim hocam. İlk düğmeyi yanlış ilikledin. Sonra hep yanlış. Sonuna kaldı. kadar yanlış gider. Sana uygun olan liseye geçmen, kariyerinle ilgili çok doğru bir planlama yapmanın da önünü açacak. Kesinlikle. Tişört giyeceğim mesela hocam. Evet. <laughs> Belki de tişört giyeyim ben gerekecek. Evet, hocam. evet Sevgili öğrenciler, bir puan aldınız ya da LGS'ye sınavına girdiniz ya da girmeden adrese dayalı bir yerleştirme ile bir okula yerleşeceksiniz. Öncelikle okulu iyi tanımanız gerekiyor. Hangi okulun size uygun olduğunu bilmeniz Hocam gerekiyor. Hocam çok okul var, nasıl olacak? Çok okul var. Daha önceki videolarda şunu söyledik. Çevrenizdeki okulları bir gezin. Hedeflediğiniz okulları bir görün. Eğer size uzaksa en azından internet siteleri varsa oradan o okullar hakkında bilgi alın. Demiştik. Belki evet. arayıp alabiliriz. Kesinlikle. Uzaklaysa başka şehirdeyse. Evet, başka şehirde bir okul olabilir, pansiyonlu bir okul olabilir. Mutlaka bu okulları ama tercihlerinize koymadan önce görmenizi, bilgi almanızı kesinlikle öneriyorum. Bu olmazsa olmazı bu işinize başlamadan önce. Daha sonra çocuklar okulunuza ulaşım şartlarınız çok önemli, fiziki koşulları çok önemli. Nasıl gidip geleceksiniz, rahat ulaşabilecek misiniz? Büyük şehirlerde oturanlar için gerçekten bazen şehrin bir ucundan diğer ucuna gitmek çok sorun evet. olabiliyor. Öyle olunca da LGS'de merkezi yerleştirmede bir puan alıp yerleştiği okulu değil bazen adresi dayalı olarak yerel yerleştirme ile oturduğu ilçede bir okulu da tercih edebiliyor. Çünkü yol yoracak hocam. Diyor evet. ki o zaman ben yakında bir yerde olayım. Evet. En azından o vakit derse harcayayım. Evet de bazen e, okulların şartları gerçekten sizin için çok daha uygun olabilir. Öğretmenlerle tanışma imkanınız varsa mutlaka tanışın. Öncelikle ulaşım ve yol bakımından bakın. Sonra sizi geliştirebilecek bir okul mu? Nasıl ben geliştirecek Ben bu okula hocam? gidersem beni geliştirebilir mi deyin. İmkanlarına bakın. İmkanlarına bakın. Spor salonu var mı? Sosyal faaliyetleri var mı? O okula giden öğrenciler... Belirli başarı ödülleri almışlar mı? TÜBİS'e projeleri yapıyorlar mı? Mesela? Ya da nereleri bilimle kazanmışlar? Ilgili... Evet bilimle ilgili ödülleri var mı? Bunlara bir bak. Senin hangi alanda çalışmak yani kendini geliştirmek istiyorsan o alanda neler yaptığına bak. Hocam muhtemelen bunda yine okula gittiğimde soracağım sorulardan bir tanesi olabilir bu. Evet bunu sorabilirsin. Bir de mesela o yıl üniversite öğrencileri nereye yerleşmiş? Hangi okula yerleşmişler? Burslu mu yerleşmişler? Devlet üniversitelerine mi özel üniversitelere mi yerleşmişler bu konuda da detaylı bilgi alabilirsin. Bunu okul idarecilerinden ve okul öğretmenlerinden alabileceğin gibi bu bilgilerde öğrencilerden okulda okuyan öğrenci abilerden ablalardan da destek alarak bilgi sahibi olabilirsin. Evet çocuklar bir de günümüzün olmazsa olmazı iki önemli konu var. Yabancı dil yazarlığınız ne kadar yabancı dil biliyorsunuz, kendinizi rahat ifade edebiliyor musunuz? Bir de dijital ortamda işte internetle ilgili bilgileriniz. Bunlarla ilgili okulun sizi nasıl destekleyeceği de çok önemli. İkinci bir yabancı dili var mı? Hangi dili okuyacaksın? Mutlaka buna bir bakmalısın tercihlerden önce. Ayrıca internet olayında da teknoloji de sizi nasıl destekliyor? E, imkanları neler? Bunları da incelemende fayda vardır. Süper hocam. Hocam zaten Arkadaşlar, sonuçta videonun başında dediğimiz gibi hayatın önemli bir bölümünü hocam. Orada lisede geçirecekler. Yani üniversiteye gidene kadar 4 sene hocam ciddi bir zaman. Hem orada güzel şeyler yaşayacaklar, hem böyle sınava tekrar hazırlanacaklar ileride. Dolayısıyla nerede huzurlu, rahat hissedeceklerini düşünüyorlarsa oraya gitmeleri gerekiyor ve bunu da hocam tabii ki de fiziksel olarak ziyaret ederek görmek, hissetmekte çok önemli. bir sene boyunca buna çalıştık arkadaşlar. O yüzden ailemizle beraber gidip o çünkü hocam konfor alanımızdan çıkıp yeni bir yere gideceğiz. Orada rahat hissedip hissetmediğimizi görmek. Bu bilgileri direkt birinci ağızdan, oradaki müdürden, oradaki hocadan almak çok çok kıymetli. Bize hocam yorumlarda arkadaşlar sorularını sorsunlar. Bununla ilgili ya video yaparız ya yorumlarda cevabını veririz. Çünkü burada konuştuğumuzun dışında belki arkadaşım Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek istiyordu. Bununla ilgili bir sorusu vardır ya da başka bir sorusu vardır. Biz bunlara olabildiğince elimizden geldiğince cevap vereceğiz. Ne olur soru sormayadan çekinmeyin. Bu çünkü sizin için önemli bir süreç. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir Sonraki videoda biz ne konuşuyoruz hocam. Bir sonraki videoda 2022'de yabancı ve bazı özel Türk liselerine kayıt nasıl olacak onu konuşalım. Olur hocam arkadaşlar. O videoyu da sizleri bekliyoruz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve arkadaşlarınızla tabii ki de paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs>